Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda da Osmanlı'nın yükselme sürecindeki siyasi olayları aktaracağız. Önce bu süreç Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579'da öldüğü tarihe kadar geçtiğini söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet'in aslında ilk iki yılı kuruluşa geçer. İstanbul'un fethi da yükselme ama biz yine de sorularda Fatih'i yükselme dönemi paşa olarak değerlendireceğiz. Devamında 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad'ımız var. Önce Fatih'i konuşalım. 2. Mehmet'i Osmanlı paşalar içinde bambaşka başka bir levelde olan harika bir paşa. İnanılmaz entelektüel, bakış açısı inanılmaz geniş, çağının ötesinde bir adam. Şiir yazan bir pasha ki mahlası Avni'dir. Kültür medeniyette ikinci baskınızı yapacağım. İlk işi İstanbul'un fethi oldu. İstanbul'un fethi çok önemli. Onun için. Birinci sorumu soruyorum. Fethi mübin. Bak daha sorulmadı. Fethi mübin hangi şehrin fethi için söylenir? İstanbul için. Peki ben bu İstanbul'u niye almalıydım? Dedi ikinci Mehmet. Niye almalıydı? Bir, Bizans'ın Osmanlı içlerine karıştığını görüyoruz. Bu nasıl bir sebep? Siyasi. Zırt pırt tat kavgasına müdahale oluyor. O yüzden. iki Bizans'ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozduğunu görüyoruz. E, Balkanları aldım. E, Anadolu taraf zaten bizde ortamızda bir devlet. Devletin içinde devlet gibi toprak bütünlüğünü bozuyor. Bu da siyasi. Bizans'ın Anadolu ve Rumeli arası geçişlerde güvenlik sıkıntısına neden oluyor. E, bu da askeri. Çünkü Osmanlı'nın hem Balkanlarda hem Anadolu'da toprağı var. Ortada rakip bir devlet, düşman bir devlet. Ve İstanbul'un İpek yolu üzerinde olması. Bu nasıl bir sebep? Ekonomik sebep. Ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi var. Bu nasıl bir sebep? Belli zaten hadis dini. Ve İstanbul'un önemli bir medeniyet merkezi olması da kültürel bir sebeptir. Peki Osmanlı İstanbul ama şimdi ne gibi yaptı? Bir, Rumeli Hisarı yaptırıldı. Bak dedesi Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı'nı yaptırdıydı ya tam karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Neden? Boğazlar yoluyla, deniz yoluyla Hristiyanlar İstanbul'a yardıma gelmesin diye. Bizans'a ait Silivri ve Bize kaleleri alındı. Büyük toplar döktürüldü. Şahibe Balyemez deniyor. Bakın gerekli teknolojiyi de geliştiriyor. Ki dönemin en büyük silah gücü Osmanlı. Tekel ele koleler yaptırılıyor. 400 parçalık yeni bir donanma. Ha demek ki hem karadan hem de denizden kuşatma planlanıyor. Karamanoğulları itaat altına alındı. Balkan devletleriyle saldırmazlık anlaşmaları da yapıldı. Niye? Tam kuşatırken arkadan bir saldırı olmasın diye. Ve Çanakkale Boğazı'na da Kilit Bayır Kalesi yaptırıldı. Şimdi bak uyarımızı verelim. İstanbul Boğazı'na Rumeli Hisarı, Çanakkale Boğazı'na Kilit Kalesi'ni yaptırıyor. Bu iki kale ve Hisar'ın yaptırılmasının ortak amacı Bizans'a deniz yoluyla gelebilecek yardımları kesmek olmuştur. Peki Bizans ne gibi hazırlıklar yapıyor? Bizans koruyan en büyük güç surlar ve kaleler tamir ediliyor. Haliç'in ağzı eski gemiler ve zincirlerle kapatılıyor ki denizden kuşatmayı engel olmaya çalışıyorlar. Gurejiva Rum ateşi denilen, suyun üstünde de yanan bir silahmış bu arkadaşlar. Bunu sayısını artırıyorlar ve Avrupa devletlerinden yardım istendi. Hemen burada anekdot anlatıyoruz. Bu yardım isteğine karşı Notaras isimli bir Bizans devlet adamı diyor ki İstanbul'da kardinal yani Katolik külahı görmektense Türk sarığı görmeyi isterim diyor. 1204 yılında yani olaydan bir 250 yıl önce Hristiyan dünya İstanbul'u yağmaladı. Katolikler Ortodoksluk Merkezi İstanbul'u yağmaladı. Noteras aynısının yaşanacağını düşünüyor ki böyle demiş. Oysa Osmanlılar en azından adalet ve hoşgörü getiriyor. Ondan dolayı istimalet politikasına atıfta bulunuyor. Böyle bir ifade kullanıyor ki zaten Osmanlı'nın istimalet politikasına atıfta bulunduğunu da yazmışım. Savaşın gelişiminde arkadaşlar Ulubatlı Hasan'a zikredelim diye yazdım. İşte 29 Mayıs 50 günlük bir kuşatma sonrası ele geçirilir ve Ulubatlı Hasan surlara Türk bayrağını diken, Osmanlı bayrağını diken askerimiz oluyor. Arkadaşlar İstanbul bugünkü İstanbul değil. Haliç'in işte tarihi yarımada denir buraya. Hatta şöyle haritada göstereyim. Sadece bakın şurası. Şurası. Bugün İstanbul aha burası. Ama alınan yer sadece şu daireyle çizdiğimiz yer. Peki bu mini minnacık yer diye baktığımız gördüğümüz yerin alınması niye bu kadar önemli? Dünya tarihini değiştirdi arkadaşlar. Bir önce Türk tarihi bakımından sonuçlarını bir değerlendireyim. İkinci Mehmet Fatih Ünvanı ve Kayseri Rum yani Roma İmparatoru ünvanını kullandı. Böylelikle Bizans'ın mirasına sahip çıkacağı mesajını verdi. İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu. İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu dediğimiz İpek Yolu Osmanlı'nın eline geçti. Rumeli'nin güvenliği sağlandı. Dolayısıyla Anadolu ve Rumeli'nin bağlan sağlandığı için toprak bütünlüğü oldu. Osmanlı'nın kuruluş dönemi bitti yükseliş dönemi başladı. Peki ben buradan bir uyarı not vereceğim size. Fatih İstanbul'u aldıktan hemen sonra İstanbul'a bulabildiği kadar Yahudi'yi, Rum'u, Ermeni'yi, başka etnik gruplara ve bir miktarda Türk yerleştirmiştir. Derdi ne bu Fatih'in biliyorsunuz mu? Derdi şu İstanbul'u enternasyonel yani uluslararası bir bilim, kültür ve ticaret merkezi yapmak ve bunu da başardı arkadaşlar. Birçok etnik grubun buraya iskan edilmesindeki amaç İstanbul'u enternasyonel bir uluslararası yani şehir yapmaktır. Peki İstanbul'un dünya tarihinde önemine Doğurama yani Bizans yıkıldı. İpek ticaret yolu Osmanlı'nın eline geçtiği için bu durum Avrupa'da coğrafi keşiflerin sebeplerinden biri oldu. Ki coğrafi keşifler dünyanın ekonomik yapısını değiştiren bir olay olacaktır. İstanbul'dan İtalya'ya kaçan bilim adamları İtalya'da Rönesans'ın başlamasına etki etti. Rönesans dünyadaki bilim ve teknolojiyi yeniden geliştiren bir olay oldu. Surların yıkılabileceği anlaşıldı ve bu da Avrupa'nın feodal düzenini yıktı Avrupa'nın dünyanın daha doğrusu siyasi yapısı değişti. Bak coğrafi kriziler dünyanın ekonomik yapısını değiştirdi. Rönesans düşünce yapısını değiştirdi. Surların yıkılması da siyasi yapısını değiştirdi. Ortodoksluk Osmanlı'nın himayesine girdi. Fatih Ortodoks Patrikhanesi'ni yeniden açtırıp faaliyette bulunmasına liderlik etti. Dolayısıyla son olarak da orta çağ bitti. Yeni çağ başladı diyoruz. Peki burada bir yorumlamamız var. Fatih Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini Patrikliği niye himaye ediyorsun? Derdin ne senin Fatih? Derdi şu Fatih'in derdi. <laughs> Amacı şu arkadaşlar. Katolik ve Ortodoks birleşmesini engellemek. Bak siyasi amaçtır bu. Çünkü İstanbul'un fethi öncesi bir birleşme girişimde bulundular ya. Ortodoksları şöyle avuçlarımın içine alayım ki Katolik dünyayla birleşmelerini engelleyeyim diyor. Bu siyasi bir amaç. E istimalet hoşgörü politikasını yansıtma amacı da var mı? E tabii ki var. Bir de arkadaşlar Hristiyan dünyanın tepkilerini yumuşatma amacı da var. Bak biz Ortodoksluğu kaldırmadık. Hatta ihya ettik. Bu kadar bozulmayın gibi bir mesaj da verilmiş arkadaşlar. Peki Fatih'in Anadolu'daki gelişmelerine bir bakalım. Arkadaşlar ben bunu direkt sorarak yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Soru şu. Nereden, neresi kimden alından ziyade hangisi Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin kurulmaya çalışıldığını gösterir? Ne dedik? Aldığımız yer Anadolu'da olacak, aldığımız yer Türklerden olacak. <laughs> Şimdi Amasra, günümüzde Bartın'ın bir ilçesi ama Cenevizler'den olmuş. Cenevizler Türk değil ki, o yüzden eksi. İsfendiyar oğullarından Sinop Samsun. Bak Anadolu'da ve Türk. Aha bu olur. Artı. Pontus Rum devletinden Trabzon. Trabzon tamam. Anadolu'da da Pontus Rum diyor. Eksi. Karaman oğullarından Konya. Artı. Akkoyunlardan Doğu Anadolu. Tabii ki artı. Her anlaşıldı. Anadolu Türk Siyasi Birliği muhabbeti için Anadolu'da olacak. Türklerden alınmış olacak. Bu arada arkadaşlar Otluk Beli Savaşı Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la yapıldı ki Uzun Hasan'ı biz bu savaş sonrası Küçük Türk adıyla anıyoruz. Bir de bu Uzun Hasan'ın Kur'an-ı Kerim'i Türkçe meal ettirdiğini ve Dede Korkut destanları yazıya geçirdiğini de hatırlatalım. Peki batıdaki gelişmeler nereler almış? Belgrad tarih Sırbistan, Mora bugünkü Yunanistan'ın olduğu yer, Bosna Hersek, Arnavutluk, Eflak Boğdan ki Eflak Boğdan günümüzün Romanyasıdır arkadaşlar. Bunlar da Balkanlardaki genişleme. Peki buradan bir sorumuz var. Daha gelmedi bu. Fatih bakın hemen 1460'da Moraya 61'de de Trabzon'u alıyor. Biri Karadeniz'de biri Ege. Akdeniz'de değil mi? Peki Trabzon ve Mora'nın alınmasının amacı ne? Ortak amaç sorulabilir. Cevap Bizans'ın yeniden kurulmasını engellemek arkadaşlar. Çünkü Rumların İstanbul'un haricinde en yoğun yaşadığı yer Mora ve Trabzon. Ve gerçekten Fatih nasıl bir ileri görüşlü adam? 400 yıl sonra Yunanistan nerede kurulacak? 1829'da Mora'da kurulacak. Devamında Pontus Rum Cemiyeti ile Trabzon'da da bir Rum devleti kurmaya gayret ettiler. Ama Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız için buna müsaade edilmedi tabii ki. Evet bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. <laughs> şöyle Fatih döneminde arkadaşlar sınırlarımıza şöyle bir bakalım. Bak şimdi birazdan konuşacağız. Kırım'ın alındığını göreceğiz. Bak burası Kırım. Karadeniz'in kuzeyi. İstanbul alda, Amasra'yı, Sinop'u, Trabzon'u alacak. Kırım'ı da alacak. Karadeniz bir nevi Türk Gölü oldu diyeceğiz. Harita bilgisi önemli. Burasının Kırım olduğunu bilmemizde fayda var. Evet. Venediklerle birçok savaşıldı. Venediklerden birçok Ege Adası alındı. 16 yıl savaşılmış ama tam böyle bir yenişememişiz. Venediklere ilk kapitülasyon bu savaş sonucunda verilmiş. Cenevizlilerden Kırım alanı Deminden haritada gösterdim. Bir daha göstereyim bari. Şurası arkadaşlar Kırım. Şimdi Kırım'ın alınmasının önemine Karadeniz Türk Gölü oldu. Ve İpek Yolu'nun kuzey kolu da ele geçirilmiş oldu. Ve arkadaşlar şurası alındı. Bak İtalya'nın şu çizmeye benzetiriz ya biz İtalya. Topuktaki Otronto alındı. Ne işin var burada? Derdimiz Otronto değil. Asıl amaç Otranto bir basamak olacak. Roma'yı almak. Roma'yı almak. Roma'da ne var? Vatikan var, Papa var, Katolik dünyanın merkezi orası. İstanbul'u aldı, Ortodoks dünya avuçlarımızda, Vatikan'ı da, Roma'yı da alırsam Katolik dünya da avuçlarımızda olacaktı. Asıl amaç Roma'yı almaktı ama maalesef Fatih 49 ya da 50 yaşında vefat edince o Toronto 8 ay sonra elimizden çıktı. Yani bu amaç ulaşılamayan bir olay oldu. Fatih'in diğer faaliyetleri. Arkadaşlar, kanunname-i ahl Osman a hazırlandı. Kültür medeniyette göreceğiz. En popüler bilgisi biliyorsunuz. Kardeş katli zorunlu tutuldu. Yasallaştı. San-ı Seman Medresesi açıldı. Kültür medeniyette konuşacağız. Topkapı Sarayı yaptırıldı. İlk altın para basıldı. sikkeyi Hasene denir. Enderun Mektebi açıldı Topkapı Sarayı'nda. Temellerini 2. Murat'a atmıştır aslında. Divana başkanlık yetkisi sadrazam'a bırakıldı. Yani adam merkezi otoritesini güçlendiriyor. Ve Türk kökenli devlet adamları tasfiye edilip kul kökenliler yani devşirmeler etkin kılındı. Ve Klasik Osmanlı mimarisi gelişmeye başlandı. Peki aynı sıkıntıyı Selçuklu'da da söyledik. Gerek devlet yönetiminde gerek ordu teşkilatında devşirmeler merkezde Türkmenler dıştanı yok. Aynısını Osmanlı yapacak. Niye? merkezi otorite için gerek Selçuklu gerek Osmanlı hanedanlı için en büyük tehdit yine kendisi gibi Türk kökenli hanedanlardır. Devletin iktidarını ele geçirecekler diye Türkmenler dışlanmıştır. Buyurun bir soru yapalım. Fatih Sultan Mehmet'in faaliyetlerinden hangileri devletin merkezi otoritesinin güçlendirici faaliyetlerdir? Bir, divan başkanlığını sadrazama bırakması güçlendirir. Bu durum arkadaşlar divan hümayunun karar alma organlığından çıkarılıp danışma organı statüsüne düşürüldüğünü gösterir. Yani Fatih diyor ki ben siz adamdan saymıyorum. Siz ne konuşursunuz konuşun son söz bendedir mesajını veriyor. Kanunnameyi Ali Osmani zaten kardeş kesinle kesinlikle merkezi otorite. Fethettiği bölgelerin vasallık statüsüne son verip başına merkezden beyler beyata da. bak feodal düzeni bitiriyorum diyor Türkmen ve devlet liderlerinin kızlarıyla evlenmeyi sonlandırıp haremden evlenme uygulaması bu da merkez oturdu. Niye? İki gün sonra enişteler devletin yönetiminde biz de söz sahibi olacağız diyorlar. Türkmen liderler veyahut da asilzadelerin kızlarıyla evlenilir ise bundan dolayı Fatih sarayın içindeki haremdeki cariye kızlarla evlenme geleneğini başlatmış ve bunu yasallaştırmıştır. Yani cevabımız hepsi oldu. Evet Fatih'ten sonra oğlu ikinci Beyazıt. Sofu ya da Veli lakabıyla bilinir. Şiirlerinde adli mahlası var ki yıllar sonra ikinci Mahmut isimli paşamız da adli mahlasını kullanacak. Dönemin ilk olayı Cem Sultan olayı. Fatih'in iki oğlu var. Biri bu Beyazıt, diğeri de Konya'da bulunan Sultan Cem. Arkadaşlar, Cem Sultan tat kavgasını kaybetme, kaybediyor. Çünkü Beyazıt daha merkeze yakın ve devşirmeler bu adama, yani Beyazıt destekliyor. Cem de bunu kabul etmiyor ama suyun başına devşirmeler tuttuğu için... Cem mücadeleyi kaybediyor. Uzatmayalım. Önce Memlüklere sığınıyor. Sonra Rodos Şövalyelerine sığınıyor. Rodos Şövalyeleri de Cem'i Fransa aracılığıyla papalığa esir veriyor. Şimdi olaya bakın ne oldu bu? Bir, iç sorun dış sorun oldu. Doğru mu? Bu durum Avrupa'ya karşı aktif fetih politikası yapılamamasına neden oldu. İşte bu yüzden biz ikinci Beyazıt dönemine yükselme için de adeta bir duraklama dönemidir demek durumunda kalıyoruz. Tabii bu aktif fetih politikalarının oluşmamasında Cem Sultan'ın yanı sıra Beyazıt'ın sofu kişiliği, pasif kişiliğinin de etkisi vardır yorumunu yapacağız. Ama hiç sefer yapılmadı mı? Yapıldı. Bak Karamanoğullarına kesin olarak son verildi. Yıldırım Beyazıt bir son verdiydi. Sonra Ankara'dan sonra bir daha kuruldu ya bunlar. Şimdi tamamen son verildi. Boğdan'a sefer düzenlenerek Kili ve Akkerman alındı ve Kırım'la kara bağlantısı kuruldu diyoruz. Memlüklerle de savaşıldı. Memlükler Mısır merkezli bir devlet. Çukurova hakimiyeti için Yıllarca savaşıldı ama maç berabere bitti derim ben. Herhangi bir sonuç alınamadı. Tabii bu Osmanlı Memlük savaşlarında Memlüklerin Cem Sultan'ı koruması, Memlüklerin Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları'nın himaye etmesi ve Fatih döneminden kalan Hicaz su yolları meselesinin de etkisi var ki bu mesele aslında şu. İslam'ın lideri sen misin ben miyim kavgası bu. Ama dediğimiz gibi kesin netice alınamadı eski sınırlar korunmak şartıyla anlaşma yapıldı diyoruz. Evet Memlüklerle ilk savaş olduğunda vurgulayalım. 1511'e gelindiğinde Şah Kulu Baba Tekel isyanı. Arkadaşlar bu isyan Antalya yöresinde başlayıp tüm İç Anadolu'ya yayılmıştır. Hatta Anadolu Türkmenleri ile Merkez Yeniçeri Kuvvetleri savaşmak zorunda kalmıştır. Bu isyanın çıkmasında İran'daki Şii Safevilerin etkisi vardır ki Anadolu Türklüğü biraz böyle dışlandı diye Osmanlı tarafından. O yüzden Anadolu Türklüğü ister istemez Safevilere de meyledecektir. Ve bu Safevilerin Osmanlı içlerine karıştığının bir göstergesidir. Şahkulu isyanı, Baba Tekel isyanı, 2. Beyazıt dönemi isyanıdır. Venediklerden Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin'de alınmış. Hangi adalar tek tek alındı? Boş ver. Hani dedik ya Pasif bir dönem ama hiç fetih faaliyeti yok. Yorumu yapmayın diye bunlara veriyoruz. Ha şu notumu önemli ama bak. Beyazıt döneminde İspanya'da Beni Ahmer Devleti var. 1492'de yıkılıyor. İspanyollar yıkıyor. Ve oradaki Müslümanlar ve Museviler zulüm başlıyor. Bunun üzerine Beyazıt donanmayı gönderiyor. Oradaki Müslümanları Afrika'ya, Yahudileri İzmir, İstanbul ve Selanik'e iskan ediyor. Bak insan haklarına sahip çıkmadır bu olay. Evet bu hatta genel kültür olsun bu e, gelen İspanya'dan Batara'dan gelen Yahudilere seferat Yahudisi denir ülkemizde. İkinci Beyazıt döneminin önemli bir olayıdır. Beyazıt'ın pasif bir kişiliğini Trabzon'daki şehzade Yavuz Sultan Selim beğenmiyor ve babasına karşı isyan edecek şimdi. Şiirlerinde Selimi mahlasını kullandığından bahsedeyim. Ve Yavuz Sultan Selim arkadaşlar Yeniçeri desteği ile daha babası ölmeden tahta çıkan ilk ve tek padişahtır. Hatta babası beddua etmiştir denir. Kılıcın keskin ömrün kısa olsun oğul diye beddua ettiği söylenir. Bu iki yıllık bir süreçte tüm kardeşlerini, tüm yeğenlerini, hatta yengelerini, hatta günah boynuna babasını da öldürten odur diye bir iddia vardır. Çünkü Beyazıt Edirne'ye ulaşamadan yolda zehirlenip ölmüştür İstanbul'dan çıktıktan sonra. Neyse bu iki yıl boyunca bu iş düzeni sağladıktan sonra tehlike olarak gördüğü İran'daki Safevilere karşı sefere çıkacak ve Çaldıran Savaşı, dediğimiz bir savaşta Safevileri yenilgiye uğratacak. Peki niye savaştı bu Safevilerle? Çünkü Şah İsmail'in uyguladığı Şii yayılmacı politika var. Ve Doğu ticaret yollarını ele geçirmek istiyor. Sonuç Şah İsmail kaçtığı için kurtuldu ve Safeviler yıkılamadı. Ama Şiilik etkisi Anadolu'da kırıldı yorumunu yapıyoruz. Doğu Anadolu bölgesindeki ticaret yolları da Osmanlı'nın eline geçti. Osmanlı ordusu Çaldıran Savaşı'ndan dönerken şurada Anadolu'daki son Türk beyliği Maraş merkezde Dolkadıroğulları'nı ele geçirdi. Dolkadıroğulları beyliğine son verilince son beylik ya Anadolu Türk siyasi birliği kesin kez kurulmuş oldu. Evet. Son ele geçilen beylik neydi? Dul beyliğiydi. Tabii bu Dul alınınca Mısır merkezi ve Suriye'de sahip olan Memlüklü devletiyle de komşu olundu. Artık sıra Memlüklerde. Bunun üzerine Mısır seferi düzenleyecek Yavuz Sultan Selim ya da Memlüklü seferi düzenleyecek. Peki neden Mısır'a sefer düzenlendi? Bir, her iki devletin de Türk İslam dünyasının lider olma, lideri olmak istemesi. Memlükler halifeliği himaye ediyor ya daha avantajlı Ama Yavuz biz olmalıyız. Osmanlı hanedan olmalı. İslam'ın siyasi lideri diyor. Memlüklerin Çaldıran Savaşı'nda sonra Osmanlılara karşı Safevilerle ittifak yaptığını öğrenmesi yine Memlüklerin Dulkadir Beyliği üzerinde hak iddia etmesi yani içlerine karışıyor. Mısır'ın baharat yolu üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani amaç ekonomik bir amaç da var. Ve tabii ki Osmanlı'nın siyasi etkinliğini arttırmak istediğini görüyoruz. Arkadaşlar Mısır Seferi iki aşamalı bir savaştan oluştu. Önce Mercidabık Savaşı. Bugünkü Suriye'nin hemen içinde bu. Suriye ve Filistin ki Kudüs toprakları Osmanlı Devleti'ne katıldı. Bir yıl sonra yapılan Ridaniye Savaşıyla Mısır ele geçirildi. Kısaca Kuzey Afrika'da ilk fediktir bu. Ayrıca Hicaz yani Mekke, Medine bölgesi Osmanlı'ya bağlandı. Memlülü devleti son buldu. Memlükler son buldu. Peki, Memlüklerin himayetti Abbasoğulları ailesi oldu. Onlar da piyasadan kaybedildi diyelim ve Yavuz Sultan Selim halifelik makamına Devraldı. Geri besleme sorusu. 1 Selçuklu 2 Memlûle 3 Osmanlı Hangileri hilafet makamı ile sultanat makamını birleştirerek kullandı diyorduk? Cevap yalnız 3. 1 ve 2 numaralar hiçbir zaman halibeli üstlenmedi. Abbasoğulları'nı saraylarında yaşattılar. Biz İslam'ın sadece siyasi lideri, siz Abbasoğulları dini lider olun dedi. Ama Osmanlı ailesi, ben İslam'ın hem siyasi hem de dini lider olacağım dedi ve hilafet makamını da Yavuz Sultan Selim üstlendi. Bu olay sonrası kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Böylece İslam'ın yeni merkezinin İstanbul olduğu vurgusu yapılmaya çalışıldı. Venedik Kıbrıs için verdiği vergiyi Osmanlı'ya ödemeye başladı. Baharat yolu Osmanlı'nın eline geçti arkadaşlar. Bak önemli. Dedesi Fatih İstanbul ve Kırım alarak İpek yolunu, Torun Yavuz Mısır alarak Baharat yolunu ele geçirdi. Arkadaşlar Mısır Seferi'nin en önemli sonuçlarından biridir bana göre. Osmanlı hazinesi doldu. Taşta Memlül hazineleri Osmanlı'ya aktarıldı. Hatta Yavuz'un bu konuda bir vasiyeti var. Ne diyor Yavuz? Bu hazineyi benim kadar dolduran çıkarsa hazine odasını kendi mührüyle dolduran çıkmazsa hazine odası benim mührümle açılsın vasiyeti yaptı. Ve maalesef hangisi oldu? Hep Yavuz'un mührüyle açıldı, kapandı. Çünkü Yavuz'dan sonra o hazine hiçbir zaman dolduramada ve bir müddet sonra hatta bütçe açıkları maalesef oluştu. Evet, Yavuz'un bakın coğrafyayı neredeyse ikiye katlamış, üçe katlamış değil mi? Bir anda inanılmaz bir genişliğe ulaşılmış. Tabi, hazine ağzına kadar dolu ama Anadolu halkı bu zenginlikten yararlanamıyor. Biliyorsun Anadolu halkı birazcık ikinci sınıfla itildi. Ve bu yüzden Yozgat Bozoktor o zaman kadar Celal İsyan çıktı. İlk Celali isyandır. Ama biz Celali isyanlarını yine de duraklama dönemi isyanlarında aktaracağız. Çünkü burada bir tane Kani döneminde de iki tane çıkacak. Tarihçiler arkadaşlar Yavuz Sultan Selim için 8 yılda 80 yıllık iş yapmıştır der. Bak bu da güzel bir KPSS sorusu. Peki Yavuz'a dikkat ettik mi? Hep Doğu yönünde seferi yaptı adam değil mi? Safevi'ler, Dolukadiroğulları, Memlükler. Demek ki bunun sebebi ne? Demek ki tehdit, tehlike Doğu'da. Büyük ihtimalle bu tehditleri yok ettikten sonra Batı'ya da gidecekti de ömrü yetmedi. Diyelim arkadaşlar. Peki Doğu'daki bu seferlerde gazacihat amacı var mı? Yok. Yavuz gazacihat yapamadı. Niye? Saldırdığı tüm devletler... Müslümandı da o yüzden. Yavuz'un ölümünden sonra yerine tek erkek oğlu Süleyman geçti. Süleyman, birinci Süleyman ya da bildiğimiz adıyla Kanuni, şair ruhlu bir hükümdardır. Şiirlerinde muhibbi mahlasını kullanmıştır. Peki Kanuni en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı Paşa'dır ki 46 yıl yapmıştır. Peki hiç tat kavgası yaşamadı. Niye yaşamadı? Çünkü tek erkek çocuktu arkadaşlar. Peki tat kavgası yaşamadı diye içisi iç sorun yaşamadı der miyiz? Hayır yaşadı. Tamam tat kavgası yaşamadı ama dört tane iç isyan çıktı. Bunlardan biri Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali isyanı. Bu iki isyan Memlülü Devleti'ni yeniden kurmak amaçlıdır. Baba Zünnün ve Kalenderoğlu isyanı ise birer Celali isyan olarak Anadolu'da çıkmıştır. Peki babası doğudaki tehditleri ciddi anlamda yok etti ya. Oğlu Kanuniye'de genelde batıya gitmek kalacak. İlk iş Belgrad'ı aldı 1521. Orta Avrupa yani Macaristan'ın kapıları açıldı. Bak Edirne Balkanların kapısıydı. Belgrad Macaristan'ın yani Orta Avrupa'nın kapısı. Kapıyı açtı. Kapıyı açarsak ne yaparız biz? Gireriz. 5 yıl sonra Moğaç Meydan Savaşı'yla Avusturya'dan Macaristan alındı. Ama tamam sen Avusturya'dan Macaristan aldın ama Avusturya seni rahat bırakmaz Kanuni. Kanuni de bunu biliyor herhalde. Hemen Avusturya'nın da işini bitireyim dedi. 3 yıl sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kuşattı. Fakat kış mevsimi bastırdı. Gerekli teknolojik aletler götürülmedi. Ve maalesef Viyana yani Avrupa'nın 3. kapısı alınamadı. Geri dönüldü. 3 yıl sonra Almanya seferi. İlla kalacak ama alamıyor. Niyet almak da alamıyor. Arkadaşlar Almanya seferi de... Alman İmparatoru Şalken ve Avusturya Kralı Ferdinand. Zaten bu Şalken ile Ferdinand abi kardeş Hasburg sülalesi bunlar. Hasburglar Osmanlı'nın en büyük rakibi. Kanunun karşısına bile çıkmıyorlar. Niye? Kendilerinde bir reform sonucu mezhep kavgası var. Bir de Osmanlı gücünün zirvesini yaşıyor. Çıkamıyorlar. Bunun üzerine 1533'te bir İstanbul anlaşması yapılıyor Avusturya ile. Ve bu anlaşmada Avusturya'nın arşidükü yani krala Osmanlı'nın sadrazamına denk oluyor. Bak onların birinci adamı bizim ikinci adama denk. Bizim birinci adam Paşa'nın dengi yok. Bu da gösteriyor ki Avrupa'ya karşı siyasi üstünlük sağlanmış. Ancak Macaristan'da bir türlü otorite sağlanamıyor. Hemen devamında Budin seferi yapacağız. Avusturya üzerine yapıldı. Gene tam otorite sağlanamadı. 1536 Ziget var seferi. Kanuni'nin son seferi olmuştur. Ve seferdeyken vefat eden bir hükümdarımız olmuştur arkadaşlar. Peki Avrupa'da hep düşmanımız yok. Bir de dostumuz kankamız var. Kim o? Fransa. uhud da Atika ya da imtiyazı mahsus anlaşması. Anlaşmanın bir önemi yok. Olay şu. Niye kapitülasyon verdik biz Fransa'ya? Bize lazım olan bu. Fransa'ya kapitülasyon verilmesinde bir coğrafi keşiflerin olumsuzluğunu giderip İpek ve baharat yolunu yeniden canlandırma amacı var. 2- Fransa'nın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile birleşip Kutsal Haçlı Birliği kurulmasını engellemek amacım var. Yani biz Fransa'ya diyoruz ki bak Ferdinand, şey Fransuva sana bir sürü güzellik yapıyorum ya. Şu Ferdinand ve Şarken'le işbirliği yapma bana karşı. Almanya ve Avusturya ile bana karşı birleşme mesajı veriyor. Bu siyasi bir amaç. Ve bir de arkadaşlar Avrupa'da yapılacak fetihleri kolaylaştırmak ve Avrupa'da biraz daha kalıcılığı sağlamak amacımızda var. Tabi kanuni bu. Kapitülen, kapitülasyonların uzun vadede zararlı olacağını görmüş ki anlaşmaya şöyle bir madde koydurmuş. İki hükümdardan biri ölürse bu iş bitecek. Yani süreli bir madde koydurmuş. Peki, kanunun doğuda hiç seferi yok mu? Var. Safivileri bir türlü yıkamıyoruz. Şii tehdidini bir türlü yok edemiyor Osmanlı. 34'te, 1500'de Rakke'nin seferi. 48'de İran seferi, 53'te Nahçıvan seferi yapıyor ve bu seferlerin sonucunda İran Şahivilerle ilk anlaşma olan Amasya Anlaşması imzalanmış oluyor. Burada bir tek Amasya Anlaşması'nın ilk anlaşma İranlı olduğunu bilsek yeterli. Peki denizlere bir bakalım. Denizlerde ne var? 1 1520'de Rodos'un fethi gerçekleşti. 1534'te Cezayir Osmanlı'ya katıldı. Arkadaşlar Cezayir fethedilen bir yer değil Osmanlı tarafından. Cezayir bir Türk korsana Barbaros Hayrettin tarafından İspanyollardan fethedilmiş. Ve orada bir Cezayir krallığı kurmuş Barbaros. Bir Türk korsanı ama müthiş bir adam. Kanuni açıkçası şöyle diyeyim ben tırsıyor bundan. Ama kanunu akıllı gel diyor Barbaros Hayrettin. Sen de Müslümansın biz de Müslümanız. Şu bizim donanmayı senin emrine verelim. Bizim adımıza gaza cihat yap. Hem Cezayir'in kralı olmaya devam et. Hem de Cezayir bir eyaletmiş gibi bize bağlayalım. Divanı Hümayun'u da buyur gel diyor. Valla alan razı veren razı. Ve bunun sonucunda Cezayir Osmanlı'ya bir eyalet olarak bağlanıyor. Ve Barbaros harika bir hizmette bulunuyor. 1538 Preveze Deniz Savaşı bilinecek. Akdeniz adeta bir Türk gölü haline getiriliyor arkadaşlar. Barbaros Hayrettin Paşa en büyük Türk denizcisi olarak bilinecek. Hatta bu tarih Preveze'nin zafer tarihi Türkiye'de Türk donanma günü olarak kutlanıyor. 1551'e geldiğimizde Trabzgarp Turgut Reis tarafından ele geçiriliyor. Bugünkü Libya 60'ta 1500'de Cerbe Deniz Savaşı'yla Preveze'de kazanılan üstünlük pekiştiriliyor. Ama maalesef 1565'te Malta'yı kuşattık ama Turgut Reis kuşatma sırasında şehit düştüğü için Malta alınamadı. Kanu dönemin bir diğer olayı da Hindistan ya da Hint deniz seferleri. Niye Hindistan'a sefer yaptık? Bir, coğrafi keşiflerle birlikte Portekizlerin Hint deniz yolunu kendi denetimine almaları. Yani coğrafi keşfin olumsuzluğunu gidermek için yaptığımız bir başka eylem. Yine Portekizlerin Müslüman tüccarlara ve gemilere zarar vermesi. Yine Hint Müslümanları ki Gücerat İslam devletidir. Müslümanlardan halifeden yardım istiyor. Bu seferlere Hadım Süleyman, Piri Reis, Murat Reis ve Seydar Reis belli aralıklarla seferler yapıyor ama maalesef Portekizlere yeniliyoruz arkadaşlar. Sadece Kızıldeniz'de bir egemenlik alanı bir kuruluyor. Yemen, Aden, Habistan Osmanlı'ya bağlanıyor ama Hint Okyanusu'nda maalesef yeniliyoruz. Niye? Gerekli teknolojiyi Osmanlı bıraktı. Kalyon yerine hala kalyona göre küçük kadırgalarla savaşa devam ettik. Gerekli önemi vermedi çünkü. Evet şimdi de Sokullu Mehmet Paşa dönemi. Hayda bu adam paşa değil ki sadrazam dönemin paşaları 2. Selim ve 3. Murat. Sorum şu her bir paşanın adını zikrederken bu sefer niye bir sadrazamın adını zikrettik? Çünkü çünkü bu adam yani Sokullu Mehmet Paşa Sokullu Mehmet Paşa sadrazam olarak dönemin askeri ve siyasi olaylarına yön verdi. Bu sebepten dolayı 2. Selim ya da 3. Murat dönemi demek yerine Sokullu dönemi deniyor arkadaşlar. Ha Selim ve Murat'ın yetkisi mi hayır tembelleştiler paşalarımız diyelim. Ama yine de onların döneminde aslında işi Sokullu yapıyor da Sakız adası Cenevizlerden alınmış. Bunlara ayrıntı bilgi arkadaşlar. Endonezya seferi yapılmış. Yemen isyanı bastırılmış. Bir tek Kıbrıs istiyorum. Kıbrıs alında 2. Selim döneminde ancak Kıbrıs'ın intikamına bir yıl sonra Haçlar bizden aldı. İnebahtı'da baskınla donanmamızı yok ettiler. Hatta bu olayı şöyle bir anekdotla anlatırız. Venedik elçisi ile Sokullu Paşa'nın görüşmesinde Sokullu Paşa şöyle demiş. İnebahtı deniz yenilgisi için biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz inebatıda bizim donanmamızı yapmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen kol çıkmaz ama kesilen sakal daha gör çıkacaktır diye acımızı hafifletmeye çalışmış diyelim. Arkadaşlar İnebahta Osmanlı donanmasının ilk kez yok edildiği olay olmuştur. Bu dönemde Tunus İspanyollardan alınmıştır. Don Volga projesi ve Süveyş Kanal projeleri de Sokullu tarafından projelendirildi. Bunu kültür medeniyette anlatacağım. Önemli bilgidir. Bu projeler. Son olarak 3. Murat döneminde arkadaşlar. Leistan yani bugünkü Polonya himaye altına alındı. Portekizlerle Vadüyü Seyh Savaşı sonunda Fas Sultanlığı himaye edilerek etkinlik sahası Atlas Okyanusu'na kadar genişletildi. İngiltere ve Hollanda'ya kapitülasyon verildi. Bir de Marmara Karadeniz projesi var. Bu projenin amacı Bolu Dağı'ndaki keresteleri gemi yapmak için limanlara getirmekti ama olmadı. Dediğimiz gibi arkadaşlar başta söylemiştim Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle yükselme dönemi son buldu diyoruz. Evet bir ünite daha bitti arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizde Osmanlı'nın kültür ve medeniyetini anlatacağız.